Bugün 7 Nisan, 14 Mayıs seçimlerine 1 ay, 1 hafta gibi bir süre kaldı. Şu an Bağcılar'dayız. Bağcılar'a AK Parti'nin kalesi demek yanlış olmaz. Çünkü AK Parti 2018 parlamento seçimlerinde Bağcılar'da 51.7'lik bir oy oranı yakaladı. Bunun üstüne Milliyetçi Hareket Partisi'nin 10.2'si de eklenince toplamda 61.9'luk bir seviyeyi yakaladı Cumhur İttifakı. Şimdi seçimlere 1 ay 1 hafta kala Bağcılar'daki durum ne? AK Parti'ye, Milliyetçi Hareket Partisi'ne destek aynı oranda devam ediyor mu? Ona bakacağız. Seçimin havasını, nabzını koklamaya çalışacağız. 7 Nisan için hava gayet soğuk. Bakalım Bağcılar'da seçim sıcaklığı hangi seviyede? Cumhurbaşkanı seçimleri var, doğrudur. Bu ülke için en hayırlı bir tane cumhurbaşkanı seçmemiz lazımdır. Ekonomist olsa bizim için daha iyidir. Ekonomi durumumuz iyidir ama insanlar bunu göremiyor. Nasıl iyidir? Zengin kesime iyidir, fakir kesime kötüdür. Recep Tayyip Erdoğan giderse bu ülke düzelir düşünüyorum. Oy deseniz kime vereceksiniz? Oyumu da şu anki cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş'a vereceğim. Eğer Cumhurbaşkanı adayı olarak seçilirse. HDP aday göstermeyecek. Demirtaş da aday olmayacak ama. Ya bu adam gitsin Kılıçdaroğlu'na da. Bak ben bir Kürt vatandaşı olarak oyumu Kılıçdaroğlu'na veririm. Abi Cumhurbaşkanlığı seçiminde Allah'ın izniyle biz bu Cumhurbaşkanımızı göndereceğiz. Hedef de Muharrem İnce. İnşallah Muharrem İnce götürür. Çünkü bıktık yani abi. Diş kalmadı sıska sıska ağzımızda. Muharrem İnce tercihinin sebebini o da merak ediliyor. Oyları arttı şu an son dönemde. Abi yani o adam ezdiler adamı. Haksızlık yaptılar. Adamı yani şimdiki şey güzel yani ya. Seçenekleri güzel. Bir de tek başına indi bindi artık ne olacaksa bir deneyek adam ya. Bunu ne yaptık gönderemedik abi. Normalde ben de AK Partiliydim ama yeter abi ya. Ben babam de. Normalde dedi ki eğer sen AK Parti'ye oy vermezsen hakkımı sana helal etmem. Şimdi tam tersini söylüyor yani ya. Oy kime verirsen ver diye ona vermedi. Çünkü yediler abi ya. Ne kirayı diyebilik, ne elektrik, ne doğalgaz. Git evlerde herhangi bir İstanbul'da herhangi bir evin kapısını çal ev boş. Niye? Yedi sülale çalışır ki geçine yani ya. O duruma geldik. Yani şeyde, Memleket Partisi'ne mi vereceksiniz peki? Evet Allah'ın izniyle. Hedefimiz o. Eğer onlar da birleşmezse. İkinci tura peki eğer Muharrem İnce geçemezse bir tercihiniz var mı? Erdoğan veya Kılıçdaroğlu kalırsa? Mecbur Kılıçdaroğlu. Mecbur yani. Kılıçdaroğlu. Ya bu gitsin de yani kim gelirse gelsin. Ama CHP'de alabilir. Muharrem İnce de zaten yani güzel bir insan. Muharrem İnce alamazsa CHP'ye mecbur vereceğiz. Kendim için en iyisini istiyorum açıkçası. Çok daha rahat, çok daha mutlu olabileceğim bir ülke istiyorum. Bu yüzden de seçim günü geldiğinde kendime en yakın, benim fikir ve görüşlerimi en iyi nasıl temsil edecekse o kişilere oy vermek istiyorum. Belirli bir tercihiniz var mı şu an? Karar verdiniz mi? Parlamento için açıkçası çok daha genç, dinamik insanlar görmek istiyorum. O artık meclisteki kavgalardan bıktım. Belirli görüşlerden bıktım, sabit fikirlerden. Hem günceli takip edecek, hem bizim için çok daha iyisini araştırıp bulacak insanlar görmek istiyorum. Evet, muhtemelen tipten yana kullanacağım oyumu orada, o kesimde. Cumhurbaşkanlığı için de şu an için en güçlü aday Kemal Kılıçdaroğlu olarak görüyorum ve onu vereceğim. Vatandaş geçinemiyor, emekli geçinemiyor. Belirlediniz mi? Şu anda mi? Belirledim. Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu, evet. Cumhurbaşkanlığı seçimde. Doğrudur. Yani normal parti olarak şeye geçmesini istiyorum. Meclisi, parlamenter sisteme geçmesini istiyorum. Tek insanla bu gitmiyor. Türkiye bunu götüremiyor. Uymadığını mı düşünüyorsunuz? Hiçbir şey uymadı. Deprem bölgesinde gördük olanları. Siz kararınızı verdiniz mi? Tayyip Erdoğan. Tayyip Erdoğan'a vereceksiniz. Cumhurbaşkanımıza. Parlamentoda da AK Parti'ye mi vereceksiniz oyunuzu? AK Parti'ye. Kılıçdaroğlu'na vereceğim. Kılıçdaroğlu'na vereceksiniz. Değişim istiyorum. Evet. Özellikle kadınlar için çok istiyorum. Değişim olsun. İstanbul Sözleşmesi'ni iptal ettiler. Onun için çok istiyorum yani. Kadınlar dayanışması olursa daha iyi olur. Seçimde 14 Mayıs'ta. Seçimde 14 Mayıs'ta mı? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Başka yani bir derdin gel, var mı? Gel. Banko. Banko Recep Tayyip Erdoğan. Evet, daha banko. Önce de ona veriyordunuz. 7-24 yolu. Gel buraya. Ben de banko vereyim mi? Yerim. Gel. O banko dedi değil mi? Evet. Evet banko abi. 14 Mayıs için Cumhurbaşkanı seçimlerinde Erdoğan dedi beyefendi. Siz? Evet. Siz? Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Geliyor. Evet. Kemal. Geliyor. Ben Kemal diyor geliyorum. Ben Kemal geliyorum. Geliyorum. Evet. Emekli için emekli misiniz siz? Emekliyim. Orada da bir vaade oldu. 8500 lira asgari ücret şeydi. O mu etkiledi yoksa zaten düşünce hayır hiçbir şey etkilemedi. Sadece değişsin yani. Değişim istiyorsunuz. Değişim istiyoruz. Yani. Parlamentoda CHP mi yoksa başka bir parti mi? Zanki kanaldan geliyorum. Niye baba sen Erdoğan dedi korkuyor musun? Korkmuyorum baba. Korkuyor musun? Ben niye korkacağım? Sen, ben hiç Allah'tan başkasından kimseden korkmuyorum. HDP'lisin. Senin ne işin var AK Parti'de? Ben AK Partiliyim kardeşim. Ben doğrulu AK Partiliyim. Daha önceden de AK Parti'ye mi? Evet canım. Üyeyim de orada. Şimdi bu arkadaşımız öz ve öz Mardinli. Evet olabilir. Ve HDP'li.
Yalan söylüyor. HDP. Yalan söylüyor. Arkadaşa bir sor. Bu arkadaş hangi parti tutuyor? HDP. Bak. Yalan konuşuyor. Bak. Vallahi yalan. Gel kardeşim. Ama, gel. Ama gel kardeşim. Biz şu anda şey yaptık. Arada kaldık. Arada kaldınız ama arkadaş demek istediği diyor ki beni yayına vermeyin. Neden? Korkuyor. Niye korkuyorsun kardeşim? Abi, hakaret ediyorum. Hakaret ediyorum. Bak arkadaş. Yine saygımız var. Arkadaşımız ne güzel konuştu. Arkadaşımız ne güzel konuştu. Siz yine siz de mi CHP'ye Kılıçdaroğlu? Tutmuyorsunuz. Ama CHP'yi destekliyorum. Ama CHP'yi destekliyorum. Şimdi bu arkadaş niye dedi? Değişim olsun. Evet. Değişim olsun. Güzel bir şey. Olabilir. Değil demokrasi güzel bir şey. Olsun yani. Ama arkadaş bak. O da o şekilde görüşünü beyan etti. AK Parti diyor. Ya artık biz beyana esas alacağız. Biz de onun görüşüne saygımız var. Ama korkmaması lazım. Korkmuyorum. Bak arkadaş dobra konuştu. Ben de korkmuyorum abi. Arkadaş ne dedi? Değişim istiyor. Evet. Değişsin yani. Değişim istiyor. Değişsin abi korkmuyorum. Şu arkadaş nereye gitti? Kaçtı korkuyor. O gitti. O gitti. Kararınızı verdiniz mi? Allah karar vermedin eşim. Daha önceki seçimlerde kim oy veriyordunuz? O Tayyip Erdoğan. Her zaman bu da verdim. Yani daha düşünüyor. Erdoğan'a vereceğim. Erdoğan'a vereceksiniz. Evet. Kararımızı verdik zaten, kararlıyız. Oyumuz Millet İttifakı'ndan yana. Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğiz. Evet. Daha önce de aynı şekilde miydi geçen seçimlerde yoksa değişti? Yok, daha önceden ben HDP'liyim normalde. Evet. Bu seçimde öyle ittifak olduğu için Kılıçdaroğlu'na. HDP'yi çıkartmadı zaten, Kılıçdaroğlu'na vereceksiniz. Evet. Parlamentoda da HDP'ye değil yine Millet İttifakı'na mı vereceksiniz? Yok, HDP'ye. HDP'ye vereceksiniz. Sadece Cumhurbaşkanlığı'nda Kılıçdaroğlu'nu. Teşekkür. Adayı çıkarmadığı için. Kararınızı verdiniz mi? İnşallah reisle alacağız bu işi. Tabii hem AK Parti hem Erdoğan iki tabii, seçimde de. Tabii. Daha önce de mi öyleydi? Evet, hep öyleydi. Değişiklik hiç değişmedi. Yok. Olmadı. Tamam. Olmazdı. Olmayacak da. Yolumuz bir. Erdoğan. Erdoğan. Çünkü mecburen kimse yönetecek bir şey yok. En yetkin olarak. Evet. Daha güzel olacağını ümit ediyorum. Almanya'da kişi başı senede 52 kilo et yiyor. Biz 7 kilo. Almanya bizi kıskanıyor. Yaptı. Sağlık şeylerinde güzel. Sağlık sorunlarına yani hastaneleri yaptı. Yolları yaptı. Ama fabrikalarım nerede? Kağıt fabrikam nerede? Şeker fabrikam nerede? Şimdi ona da bir şey demiyorum ama bir şey olması lazım. Ama gene de Kılıçdaroğlu desteklenmesi lazım. Daha önce peki hangi partiye oy veriyordunuz? CHP. CHP veriyordunuz. Bak kızdım, AKP'ye bile oy verdim. Bir dönem verdim. Ama niye? Kızdım adama. Benim köylülerime kızdım. Ne düşünüyoruz? Allah'ın izniyle reise vereceğiz. Yani bu sisteme devam. Yani o eski koalisyonların getirmiş olduğu her 6 ayda bir, her 5 ayda bir işte hükümet devrildi. Kesinlikle istemiyoruz. Yani şu yeni sistemi aynı Cumhurbaşkanlığı sistemine devam. Muhalefetin altılı masa veya Millet İttifakı umut vermiyor. Allah aşkına onların bu milletten ne faydası olabilir? 1,5 senedir nerede basan kendi adaylarını belirlememiş. Hala şu anda masa başında işte biz kime ne verebiliriz kavgasında. Yani kendine hayır olmayan bir masadan millete ne fayda gelir? Yani akıl var, nizam var. Her yeri parsellediler. Yok şuna şu bakanlığı vereceğiz, şuna bu bakanlığı vereceğiz. Ya olur mu? Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi kabile devleti değil ki. Sıkıntı mı yaşarlar diye düşünüyorsunuz? Tabii ki. Ya onlar kazansa da bak ben buradan açık açık söylüyorum. Onlar kazansa bir sene geçmez. Yine dağılır. Ülke seçime gider. Başka bir aday çıkartırlar. Ya şunu söyleyeyim. Dünyanın ne? Hani bir bakma ki dünyanın neresinde? 7 tane, 8 tane cumhurbaşkan yardımcısı var. Yani bana başka bir örnek göster tamam diyeceğim. Şimdi oyu 1-0'ın altında olan partiler orada cumhurbaşkanı adaylığı. Yok işte 20 tane milletvekili, 30 tane milletvekili. Bu neyin nesidir? Yani doğru bu neyin... bulmuyor musunuz? Bulmuyorum tabii ki. Yani normal şartlarda yani onlar barajın B harfini dahi göremezler. Yani hani bırak onlar şu anda yani nasıl desem ki bilmiyorum ki. Meclisin önünden geçemezler. Şu anda bakanlık istiyorlar. Aynen katılıyor. Ya bu saçma sapan anketmiş, oymuş, buymuş. Bağcılar'daki mitingi gördünüz. Sadece bir açılıştı. Nereden basan 200-300 bin tane insan toplandı. Tabii ki ben de katıldım. Tabii. Muazzam bir atmosfer vardı. Sokaklar hınç doluydu ya. Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu gitti Trabzon'a. Bir saysınlar kaç orada? 20 bin insan var mıydı? 20 bin kişi insan var mıydı? Yani bu zaten yeterli değil mi ya? Sayın Cumhurbaşkanımıza tekrar oy vereceğim. Yine peki parlamentoda AK Parti mi? Aynen parlamentoda AK Parti. Yani eksik yönler olabilir ama artı yönler eksik yönlerden çok çok daha fazla. Bu ülkeye çok fazla faydaları var. Alternatif olarak başka bir parti görmüyor musunuz? Yani şu an görmüyorum. Muhalefette görsem belki verirdim. Selahattin Başkan bize sadece hapishaneden bir mektup yolladı. Biz mektubuna cevap vereceğiz. Her bizi HDP. HDP'nin destekleyeceği aday da Kılıçdaroğlu. Sonuna kadar da onu destekleyeceğiz Kürtler olarak. Şimdi memleketin ekonomik durumunu görüyorsunuz. Bana göre Kılıçdaroğlu kazanacak. Kılıçdaroğlu. Siz Kılıçdaroğlu'na mı oy vereceksiniz? Evet, mecburen ona vereceğim. Çünkü ben daha önce AK Parti'ye oy verdim. Bu hükümet bizi çok yordu, çok üzdü. Artık gitsin. Adaylarda da Meral Hanım'la bir de Kılıçdaroğlu'nu destekliyoruz. Farklı. Çünkü çok yorulduk. Daha önce AK Parti'ye oy vermişsiniz var mı? Önce de çok. İlk başlarda vermişliğimiz var ama elimiz kırılaydı.
ilk gelişlerinde verdik, sevdik. Ama sonra da bizi düşman etti. İstemiyor. Şimdi değişsin artık yeter. Yani bıktık, yorulduk. Gençler de yoruldu, yaşlılar da yoruldu, emekli de yoruldu. Yani laflarıyla bizi yordu, pahalılığıyla bizi yordu. Ya insanların ömrü nedir ki? Bir deprem oldu orada gençlerimiz. Tuttu, interneti daralttılar. Gençler altında şey atamadı, metaj atamadı. Ondan sonra hiçbirini başaramadı. Bizi yordu. Sus. Sizinki gözü kör evet, olmuş. Bak Atatürk'ün kazançlarını yedi. Hiçbir şey kalmadı. Sizin gözünüz tamamıyla ya, kör olmuş. Bu kadar nankörlük yapmayın. Nankörlük? Dünya yerinden oynadı. Dünya yerinde oynadı. Bu adam Türkiye lideri değil. Bu adam dünya lideri. Bütün o kadar insan oldu orada depremde. Dünya lideri. Ne oldu depremde? Bizi çok yordu. Herisi var ya 10 numara, 100 numara. Sakince herkes söylesin. 100 numara yani. Bütün o kadar güzellikleri yaptı. Sakince. Yok. Her şey var. 10 numara. Boş konuşuyorsunuz ya. Sakin olun. Boş. Ne etti? Sizin gözünüz tamamıyla kör olmuş. Kocaman ülke bir insanın elinde. Yapmayın öyle demeyin. Tamam. Teyzeciğim sakin olun. Atatürk'ün kazancı fabrikalarını sattı. Neyi kaldı ki? Ülkenin neyi kaldı? Ben konuşursam dünya yer yerinden oynuyor. Ben de çok doluyum. Teyzenin aynısını, hatta fazlasıyla düşünüyorum. Korona kadar haklısın teyzeciğim. Evet daha yeter. Değişsin artık. Bizlerden değildir dedi. Ölürse ölsünler dedi. Ama onları insan yerine koymadı. Hiçbir tanesi insan yerine koymadı. Hepsi kendi şeylerine gitti. Ölsünler dedi. Bizlerden değildir dediler. Gerçekten televizyonda cayır cayır konuştu, bağırdı. Valla kararımız altılı masadan çıktı. Kemal Kılıçdaroğlu ona verecek. Evet. Yani daha önce yine CHP'ye mi oy verdiniz? Yok. Erdoğan'a çok verdik. Ya şu anda gidişat öyle gösteriyor. Vazgeçtik. Ekonomik mi yoksa başka sebepler? Her türlü. Ha. Eskisi gibi çalışmıyor. Eskiden çok iyiydi geldiğinde. Şu anda yok. Yenilik daha iyi olur diye düşünüyorum. Yoksa yani onlar da pek öyle görünmüyorlar, çalışkan bir şey ama. Erdoğan geldiğinde çok iyiydi, hakkını yemiyorum ama sonradan bozdu işi ya. Valla adaylardan bir şey anlamıyorum ben. Yani benim oylarım Tayyip Erdoğan'a gider. Daha önce söyledi, Elazığ'a gider. Ben vatandaşlığa verdim, Ahaska Türk'üm ama Kazakistanlıyım ama Erdoğan'ı çok seviyorum. Keşke bizde de öyle bir başbakan olsa ama başbakanımızı çok seviyoruz. Her şey pahalı olur ama hiçbir zaman memleketimizi kötülemeyiz, başbakanımızı kötülemeyiz. Erdoğan... Sizi çok seviyoruz. Biz AK Partili Erdoğan. Parlamentoda yine milletvekilliğinde AK Parti mi? Evet. Bizim ananı ağladı. Yani şimdi kim herlisi olsa o gelsin. Şu andaki ben buradan biliyor musun? Benim paracı buradan. Sen bunu dedi kız ama yanlış an. Ha bu bak. Ben 8 sene çocuğumun babasıyım. Ben hastayım, ben yaşlıyım. Ben nasıl geçim yapacağım? Biz açtan ölüyoruz şu anda. Ama sen bakıyorsun başka yerlerden çekiyorlar. Öyle alaka yok. Alaka yok. Biliyor musun? Biz her ya insan perişandır. Bu ülke hangi şehirlisi olsa o gelsin. Bu budur. Kim orada giderse kendine düşünür. Bana, sana onu düşünüyor. Anladın mı? Anladım. Biz böyle insanları istiyoruz ama maalesef şimdi yok. Herkes perişan, herkes zor durumda, herkes aç yatıp parasız geziyor. Bizim ülke bu hale geldi. Değiştirmesi gerekir abi. 25 senede bu insan iyi de olsa yeter, kötü de olsa yeter. Ben hatırlıyorum 30 sene kimse iktidarda kalmadı ki burada. Vallahi abi o HDP'nin bağlıyor. Bana bağlamıyor. O HDP bağlıyor. Herkese bağlıyor. Yani bir Kürt olarak yani bir parti, Kürt partisi var. O da kapattılar. Yani Kürt her partiye herkese oy verdi. Ama ben şahsen ben Kürt'üm, bunu kendime biliyorum. Ben bir Kürt olarak ben aslını inkar edemiyorum. Cumhurbaşkanlığı adayları arasında var mı bir tercih ettiniz? O benim arada evet var. Evet, benim var ve de 20 tane uyumuz var. Ben açıklamıyoruz. Sandık başına gittik o zaman. Bizim aile olarak ama 400-500 uyu bulur. Al abi, genç olarak her şeyimize el koydular. Şahsen ben şu an bilgisayarlı muhasebe öğrencisiyim. Abi burada bak geziyorum. İş sahibi değilim, bir şey değilim. Abi burada böyle geziyorum gidiyorum. Okul bitti. Okul bitti, iş bulamıyorsun. İş bulamıyorum abi. Gittiğim yer asgari ücret veriyor. Ben ne yapayım asgari ücret? Ben yarın bir gün evleneceğim, ev alamayacağım, araba alamayacağım. Bunlar benim ne işime yarayacak? Yok abi, umut yok ya. Nerede umutlar? Bana bir tane umut söyle. Ha şunu da söyleyeyim. Abi başa kim gelirse hepsi de aynıdır abi. Hepsi de hırsızdır, hepsi de sülalesini doyuracak kişilerdir. Hani burayı kurtaramazsın, sen daha gitti. Bak kiralara 10 milyar olmuş. Benim abim burada ev bulamadı, kalktı gitti Çerkezköy'e gitti burada. Niye burada ev bulamıyor? Kira pahalı. Millet oturacak ev arıyor, bulamıyor. Ya ben o için gencim, kimseye de oy vermeyeceğim. Versek de görüyorsun zaten halimizi. Vallahi gitmeyeceğim sandım. Ha kendim evde oturacağım. Çünkü biliyorum hepsi aynıdır. Hani dediler her şey çok güzel olacak dedi İmamoğlu. Hani nerede? Yeğullah bil oldu 15 milyon, 10 milyon oldu. Nereye gideceğiz?
Bağcılar'da yüksek bir AK Parti oy oranı var. Devam eder mi o bu seçimde yoksa değişiklik olur mu? Etmez. Değişik olur. Siz kararınızı verdiniz mi? Ne yapacaksınız? Karar vermeyiz. Karar vermez. Kararımız değişik olur. Değişik olur. Daha önceden AK Parti'ye veriyor muydunuz? Vermiyordum. Vermiyordum. Yani. Obola çok veriyordu. Vermedi ama ben kendi tahta veriyordum. Yoksa vermedi ben veriyordum. Çok veriyordu. Yarın veriyordu. Yani gerçek veriyordu. Ama bu kaç senedir düşmüş yani. Ola düşer. Bellidir yani. Sebepler neden? Bak, bir de her şeyde de olur yani. Neden her şeyde de olur. Her şeyde de olur. Ben şöyle eğri oturalım doğru konuşalım. Bir kira olmuş 10 milyar. Tamam, ben de onu söyleyecektim. Bir kira olmuş 15 milyar. Bence hangi milletvekili yani gelmiş demiş ki yani bu kirayı düşürelim ya, yardımcı olalım. Hangisi demiş? Bak benim evim burada Muğla Milas'ta. Eşim burada öldü. Ben buraya geldiğimde biliyor musun belediyeye gittim dedim benim evimi orada yani alıp buraya getirmek istiyorum. Benim durumum yok. Bana nerede söyledi biliyor musun? Yardımcı olamayız. Yardımcı olamadığı takdirde ben nasıl orada oy kullanacağım? Ben de yani o yardım eden kişi benim aşağı tane 100 uyum var. 100 oy bazılarda bu tarafta uyum var. Eğer bana yardımcı olursa uyudu ona. Yardımcı olmayan maalesef yakarım kimse vermez. Ne yardımı şu anda yok. Yok. Kılıçdaroğlu aynı. Bana yardım eden kişiye vereceğim. Yardım etmeye maalesef açıkça söylüyorum.